İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu bugünden itibaren Türkçe haberlerine başlıyor. Bugünkü haberler. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Sarkisyan. Ermenistan henüz bütünüyle Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyelik potansiyelini keşfetmedi. Ermenistan Dışişleri Bakanı açıkladı. Ermenistan'ın Rusya ile stratejik ilişkileri sağlam temellere sahip. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da. Kars'ta Türkiye-Azerbaycan tatbikatı yapıldı. Konifa'nın dünya şampiyonası devam ediyor. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı son iki maçını kazandı. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Rusya 24 televizyonuyla yaptığı röportaj sırasında yeni ülkenin yeni başbakanıyla çalışmaları ve Rus-Ermeni ilişkileri hakkında konuştu. Onun söylediğine göre Ermenistan ve Rusya arasındaki özellikle kültür ve ekonomi alanındaki ilişkiler daha derin ve daha geniş olabilir. Ben bizim ilişkilerimizden biraz hoşnut değilim. Çünkü benim anlayışıma göre daha derin ve geniş bir ilişkiye sahip olabilirdik. Ben bugün Rusya'da nasıl temsil edildiğimizden memnun değilim. Ermenistan'da yaşadığı gibi Rusya'da da yaklaşık 3 milyon Ermeni yaşıyor olmasına rağmen, diyen Armen Sarkisyan sözlerinin eğitim ve kültür alanlarını içerdiğini vurguladı. Devlet başkanının belirttiğine göre ekonomik alanda kendisini memnun etmiyor. Biz daha fazlasını yapabiliriz. Ermenistan bazı alanlarda, örneğin yeni teknolojiler alanında Rusya Federasyonu ve Avrasya bölgesi için gerçek bir iş ortağı olabilir. Biz bilgi teknolojisi alanında çok hızlı gelişim ve potansiyeline sahibiz. Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyeliğine gelince Sarkisyan'ın sözlerine göre Ermenistan kendi tüm potansiyelini açmadı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özgürlük Radyo Ajansı'nın Analitik Pazar adlı programına yaptığı açıklamada Rusya ile Ermenistan'ın çok derin ve önemli ilişkileri bulunduğunu ve bunun devam edeceğini belirtti. Rusya ile stratejik işbirliği ve stratejik ilişkilerini çok sağlam temelleri var. Çok mantıklı ve diğer ortaklarımıza bunu açık bir şekilde açıklamakta bir sorunumuz yok. Diyen bakan şunları ekledi. Mümkün olduğu kadar açık bir şekilde çaba göstermeli ve açık bir şekilde açıklamalıdır. Ki Ermenistan hiçbir zaman başkalarının pahasına bir diğeriyle bir ilişki kurmamış ya da tam tersini inşa etme niyetine de sahip değildir. Bakan Avrupa Birliği ile 24 Kasım 2017 tarihinde imzaladığı ve onama aşamasında bulunan kapsamlı ve genişletilmiş ortaklık hakkındaki anlaşma diğer istikmaletini zıtın yönelik imzalamamış ve uygulamamıştır ve ancak Ermenistan'ın kendi çıkarları için yaptığı her şeyi tamamlanmaktadır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli bölgesel ve uluslararası konularda ikili görüşmelerde bulunmak üzere dün Washington'a gitti. Çavuşoğlu'nun Washington'da bulunduğu süre içinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ikili görüşme yapması, kongrede temaslarının ardından Türk ve Müslüman grupların temsilcileriyle bir araya gelmesi ve bazı düşünce kuruluşlarını ziyaret etmesi bekleniyor. Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam Washington'a varışında Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi TASK Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkent Washington yakınlarında bulunan Diyanet Center of America'da TASK'ın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Türk ve ABD Dışişleri Bakanları arasında ele alınması gereken çok sayıda konu bulunuyor. Bunlar arasında önceliği Suriye'de Amerikan askerlerinin YPG güçleriyle birlikte koruduğu menfiç bulunuyor. Türkiye-Azerbaycan Filli Atışlı Ortak Tabur Görev Kuvveti tatbikatı 29-31 Mayıs'ta Kars'ta icra edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada tatbikatın Türkiye ve Azerbaycan'ın katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir mekanize piyade bölük timinin iştirak ettiği tatbikatta Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, işbirliği ve koordinasyonu ile birlikte karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımından bulunduğunu ifade edildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, işgal altındaki Batı Ermenistan topraklarında gerçekleştirilen askeri tatbikatlara yargılanmaktadır. Londra'da gerçekleştirilen Konifa'nın dünya şampiyonasında Batı Ermenistan ulusal futbol takımı bu zamana kadar 3 maç gerçekleştirdi.
Pencap'la yaptığı karşılamayı Batı Ermenistan ulusal takımı 1-0, Kabilya ile yaptığı karşılaşmayı ise 4-0 gibi net bir skorla kazandı. Konifa'nın organize ettiği Dünya Şampiyonası'nda Batı Ermenistan ulusal takımı topladığı 7 puanla D grubuna liderliğe yükseldi. Batı Ermenistan'ın zalim kaderi yüzünden Batı Ermenistan ulusal futbol takımı Konifa'nın tanınmayan devletler Dünya Şampiyonası'nda Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkını tek başına temsil ediyor. Bu yıl takımda uluslararası oyuncular Artur Yedigaryan ve Kevork Kasparov yer almaktadır. Batı Ermenistan ulusal futbol takımının finale kalmada büyük şansı bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Zinaida Ohanova tarafından icra edilen Arno Babacanyan'ın Varşaba Dansı adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.